siyasete müdahaleyi sadece silahlı güçleri yapmıyor. Siyasete sermaye, küresel güçler ve değişik güçler tarafından siyasete müdahale yapılıyor ve siyaset dizayn ediliyor. Ve bugün de farklı bir tablo yaşamıyoruz. Tabii 2005'e gelip baktığımızda ben o dönem milletvekili değildim. Yüksek Disiplin Kurulu üyesiydim. Diğer arkadaşlar bu tip iddialarla muhatap olup olmadığını bilemem. Ama öncelikle şunu biliyorum. Bu süreç başladığında, süreç öncesinde Mustafa Sarıgül'le ilgili belediye başkanlığı döneminde yaptığı uygulamaların ne kadar hukuksuz olduğu iddialarını gündeme getiren arkadaşların bir süre sonra farklı görüşte olduğunu yaşadık, gördük. Bu anlamda da bizimle ilgili de görüşümüzü değiştirmemiz yönünde biraz önce de ifade ettiğim gibi bu yani uygun olmayan, yumuşak bir tabirle söyleyeyim, uygun olmayan bir teklifle ne yazık ki karşılaştık. Ne teklif ettiler? Para mı teklif ettiler? Her türlü çıkarla birlikte bizatihi bu işte kurultayda da ifade edildi. Ben değişik ortamlarda da bunu ifade ettim. Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki arkadaşlar tarafından bizzat verildi. Ben geri iade ettim yani. Ne kadar? Bilemem efendim. Ben şimdi bunun miktarı az olursa sayılır, sayılmıyor, çok olursa sayılıyor anlayışı çok uygun. Önemli olan böyle bir davranışın, böyle bir anlayışın yaşama geçmiş olması veya... Hayır, şu anlamda soruyorum. Partiden ihracının önlenmesi için ne kadar değer biçmişler? Onu bilemem teklifi efendim. Yapanlar. O anlamda miktarı sordum. Hayır, ben tabii bunun yaşanış biçimi kamuoyu tarafından hem 2005 sürecinde hem de daha sonra işte kurultayda anlatıldı. Dolayısıyla şimdi tekrar o sürecin miktarıyla ilgili efendim işte kronolojik şeye gerek yok. Ama sonuç olarak burada nasıl ki bir mahkemede bir yargıca nesnel görüşlerini değiştirmesiyle ilgili az veya çok bir teklif yapılması doğru değilse, bir ahlaksızlıksa, Yüksek Disiplin Kurulu partinin yargı organıdır, en yüksek organıdır. Dolayısıyla oradaki herhangi bir kurul üyesinin görüşünü, anlayışını değiştirmesi yönünde böylesi bir davranışın yapılması başlı başına suçtur, başlı başına bir yanlışlıktır. Dolayısıyla buradaki miktarın azlığı veya çokluğunun ben önemli olmadığını düşünüyorum. Ki ben o miktarla da zaten hiç ilgilenmedim, ilgili de değildim yani. Peki nasıl geldi fizikman bu anlattıklarınızdan size bir para geldiğini anlıyoruz. Evet, evet. Nasıl geldi? Banka hesabınıza mı geldi? Yoksa hayır, birisi efendim, elden mi getirdi? Şöyle ki yani burada dediğim gibi bunu çok anlattık, çok anlatıldı. Bizim Yüksek Disiplin Kurulu'na görev yaptığımız iki arkadaşımız bizi ziyarete geldiler. Bu ziyaretin işte ilerleyen bölümünde de bize bir paket içerisinde takdim ettiler. Biz de daha sonra bir paket miydi? Biz de daha sonra baktığımızda bunun içerisinde para olduğunu gördük ve ertesi gün kendilerini iade ettik. Konu budur yani. Peki paranın kaynağını onlar mı açıkladı, siz mi sordunuz? Efendim yani zaten yürüyen bir süreç var. Yani bununla ilgili zaten kendi içimizde temaslar yapmışız, görüşmüşüz, görüşüyoruz. Aynı kurulda beraber görev yapıyoruz. Yani bunun adı belli. Bu yürüyen süreç içerisinde duruşumuzu ve anlayışımızı, görüşümüzü değiştirmemiz yönünde bu teklifin olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Kaldı ki biz bunu kabul etmeyeceğimizi ve reddettiğimizi, bunun çok ahlaksız bir davranış olduğunu söylediğimizi onlara da bunlar bir arkadaşlığın gereği diye takdim ettiler. Bunu yani. Peki reddettikten sonra ne yaptınız? O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Deniz Baykal. Tabii ki. Hemen kendisine mi ilettiniz? Tabii ki. Önce partimizin yöneticileriyle bu konuyu paylaştım. Daha sonra da Sayın Genel Başkan'a bunu bizatihi anlattım. Bütün detaylarıyla
bütün safahatıyla kendisiyle paylaştım. O da daha sonra... İlk reaksiyonu neydi? İlk tepkisi neydi Sayın Baykal'ın? Valla şu anda çok hatırlamıyorum ama tabii olağanüstü bir tepkiyi birlikte değerlendirdik. Daha sonra da zaten malum oylamada farklı yönde karar çıktı ve kurultay sürecini hep birlikte yaşadık. Evet. O kurultay sürecinde de partinin kamuoyunda nasıl yaralandığını hep birlikte gördük. Ama öncelikle Can Bey şuna bakmak lazım. Yani buraya nasıl gelindi? Yani bu ihraç sürecine nasıl gelindi? Şimdi bu arkadaş alayla valayla partiye alındı. Yani bu süreçte tamam bizim yaşadığımız başlı başına olağanüstü önemli. Bu bile bu davranışı gösterenlerin bu partide olmamasını gerektirir. Ama 2005 sürecine gelinceye kadar, o kurultay sürecine gelinceye kadar 2004 yerel seçimleri sonrasında kısa süre sonra bir hareket başladı. İlk Mersin'den başladı ki ilk Mersin mitingine ben davet edildim. Ben katılamayacağımı söyledim. Daha sonra partinin genel başkanı ile ilgili, partinin yönetimi ile ilgili olağanüstü hakaretler, saldırılar bütün kamuoyuna yansıdı. Partinin şu andaki eski genel merkezin önüne yüzlerce insanlar toplatıldı. O toplanan insanlar binanın önünden yukarıya partinin yöneticilerine ağır hakaretler yaptı. Şimdi bunların hiçbirisinin önemi yoksa bir şey diyemem. Ama aynı davranış herhangi birisi, herhangi bir partili şu andaki genel başkana veya partinin herhangi bir yöneticisine yaptığında bu suç sayılmaz mı?